Arkadaşlar az önce dünya ile aynı anda tanıtılan Samsung Galaxy S24 Ultra'ya bu videoda yakından bakacağız. Acayip güzel bir video hazırladık. Hap gibi hızlı tıkır tıkır tüm yenilikleri sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda S23 Ultra'dan ne farkı var bunları da anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ilk önce tasarımdan başlayalım. Tasarımda bir önceki modele göre çok önemli diyeceğimiz değişiklikler yok. Hissedebildiğim en önemli fark titanyum malzemeden dolayı dokunuş hissiyatının değişmiş olması. S24 Ultra ile ilk buluşmada soğuk bir metale değil de daha yumuşak bir malzemeye dokunuyormuş gibi hissediyorsunuz. S23 Ultra ile yan yana koyunca da böyle aman aman bir fark yok sevgili dostlar. Şimdi titanyum malzeme sadece hissiyatta değil aynı zamanda dayanıklılık konusunda da önemli iliştirme sahip S23 Ultra'ya göre %56 daha fazla sertlik sağlandı. Firmadan gelen bilgiler arasında telefonun suya dayanıklılığı da bir önceki modelde olduğu gibi yine IP68 sertifikasıyla belgelenmiş vaziyette. Bu ne anlama geliyor? 1,5 metre derinlikteki suda telefonu 30 dakika bekletebiliyorsunuz ama tabii ki bunu test etmenizi pek tavsiye etmiyorum. S24 Ultra S23 Ultra'ya göre daha da inceldi. Şu anda kalınlık 8.6 mm gerçekten çok iyi ama bu telefonu büyük bir ihtimalle kılıfla kullanacaksınız. O nedenle kullanacağınız kılıfın ne olduğu da önemli. Bu arada bir bilgi vermiş olayım. Samsung Galaxy S24 Ultra'daki titanyum seçenek ailenin diğer üyelerinde yani S24 ve S24 Plus'ta yok. Bu telefonun en önemli özelliklerinden biri olan gövde içine yerleşen kalemde yani resmi adıyla Samsung S Pen'de önemli fiziksel değişiklikler yok. Eğer kılıf kullanmazsanız kameraların yüksekliğinden dolayı kalemi kullanırken maalesef telefon masada hareket ediyor ve not alırken, çizim yaparken ya da ekranda kalemle bir yerlere tıklarken çok iyi bir deneyim olmuyor. Bu deneyim S23 Ultra'da da böyleydi. S24 Ultra'da da öyle. O nedenle kılıf kullanmak şart gibi bir şey. Gelelim ekrana. Dev ekrana diyebiliriz hatta. Çünkü S24 Ultra'nın ekranı tam 6.8 inç. Bu özellikle beraber dünyanın en büyük ekrana sahip olan telefonlarından biri olma özelliğini devam ettiriyor. Çözünürlükte çok az değişiklikler mevcut ama çok yüksek çözünürlükler var. Onu da söylemiş olayım. 3120'ye 1440 piksellik Quad HD Plus dediğimiz bir yüksek çözünürlüğü kullanabiliyorsunuz bu telefonda. Pilin daha uzun dayanması için diyerseniz bu çözünürlüğü değiştirebilirsiniz tabii ki. Ekranın yoğunluğu ise inç başına düşen piksel yoğunluğundan bahsediyorum 505 bir önceki modelde yani S23 Ultra'da bu değer 500'dü. Yani değişiklikler çok az ama bu değişiklikler ekranın S23 Ultra ile aynı olduğu anlamına gelmesin çünkü bazı farklılıklar var. Hatta baya beğendiğim farklılıklar var. Ekranda en önemli iyileştirmelerden biri maksimum parlaklık seviyesi çünkü S23 Ultra'da 1750 nit olan bu değer S24 Ultra'da 2600 nit'e ulaşmış durumda bu gerçekten çok iyi. Ekran tazeleme hızı ise 1 ile 120 Hz arasında değişen dinamik bir yapıya sahip. Bu değerden daha yüksek tazeleme hızına sahip olan Android telefonların, amiral gemis telefonların piyasada olduğunda söylemiş olalım. Ekran Gorilla Glass Armor'la korunuyor. Aslında biz buna Gorilla Glass Victus 3 de diyebiliriz. Çünkü S23 Ultra'da Gorilla Glass Victus 2 vardı. Şimdi daha da iyileştirilmiş bir koruma var. Kutu içerisinden gelen bir adaptör bulunmuyor. Telefon maalesef yine maksimum 45 Watt hızla şarj olma imkanı sunuyor. Aslında bu S24 Ultra'yı yarım saatte %65'e kadar şarj ediyor ama piyasada bulunan Android Amiral Games telefonlarda çok yüksek hızda şarj olma imkanları da mevcut. Bunu da eklemiş olalım. S24 Ultra'nın bataryası bir önceki modelde olduğu gibi yani S23 Ultra ile aynı ve 5000 mAh. Eğer kablosuz şarj etmek isterseniz maksimum 15 W hızında bu isteğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada kablosuz ters şarj imkanı bulunan telefon çift standartını destekleyen diğer cihazları da 4.5 W hızında şarj edebiliyor. Şimdi dilerseniz kameraya geçelim. En çok merak edilen konulardan bir tanesi kamera. Önce ana kameradan başlıyoruz. Ana kameramız S23 Ultra'da olduğu gibi maksimum 200 megapiksel çözünürlüğe sahip. Tabi bu çözünürlükte fotoğraflar çekerken bazı özellikleri kullanamadığınızda hatırlatmış olayım. Ancak 200 megapikselle çektiğimiz bazı fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda böyle yaklaştırdıkça, zoom yaptıkça çok iyi detaylara yakınlaştığımızı unutmayalım. Ana kameranın diyafram açıklığı f1.7 ve 24 milimetrelikte bir lensimiz var. Bu kamerada lazer otofokus ve OIS yani optik imaj sabitleyici özellik mevcut. Ana kameranın video performansı gerçekten çok iyi. 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliyoruz. 4K 60 FPS'de harikalar yaratabiliyoruz. Dilerseniz şimdi bazı denemeleri yapalım gerçek hayatta. Samet selamlar abi. Merhaba abi nasılsın? İyi abi şu anda sabah çok erken saatte ve ışığın az olduğu bir ortamdayız. Evet. Samsung Galaxy S24 Ultra ile 4K 60 FPS. Aha. pisi pisi gel. Gel 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 seni yakalayacağım gel arkadaşlar ortam bu. Tekrar ben Samet'e dönüyorum. Keyifler yerinde mi abi? Keyifler yerinde. Biz de Yeşil Robot için S24 ve Plus çekiyoruz. Shift Elite Net'te de, Yeşil Robot'ta da bol bol Samsung videosu var. Arkadaşlar selamlar. Şu anda 8K bir video çekiyorum. Bu 8K video dosya kapasitesi olarak, dosya boyutu olarak epey büyük bir hacme sahip. Bir diğer kameraya geçiyoruz. Bu sefer 12 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kameraya yakından bakıyoruz. Bu kamerayla aynı zamanda makro çekimlerde yapmanız mümkün. Simit üzerinde bazı fotoğraflar çektik. Böyle susamlara yaklaştık. Çok iyi sonuçlar aldık. Ana kamerada olduğu gibi ultra geniş geniş açılı kamerada da diyafram ve lens konusunda bir önceki model yani S23 Ultra'nın ultra geniş açılı kamerasına göre bir değişiklik yok. Bu kamerada f2.2 diyafram açıklığı ve 13 milimetrelik bir lens mevcut. Hem ana kamerada hem ultra geniş açılı kamerada çok ciddi donanımsal iyileştirmeler yok gibi görünüyor. Ama bu her şeyin aynı olduğu anlamına gelmesin. Neden? Çünkü yazılım ve yapay zeka ile beraber acayip yenilikler var. Buna videonun ilerleyen dakikalarında detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi geçelim telefoto kameraya. Bana göre birazdan anlatacağımız yapay zeka özellikleri kadar ilginizi çekecek bazı iyileştirmeler bu kamerada mevcut. Çünkü S23 Ultra'da 10 megapiksel çözünürlük bu sefer S24 Ultra'nın telefoto kamerasında 50 megapiksele yükselmiş durumda. OIS özelliği de var ve uzakları çekerken sabitlenmiş çekimler yaparak daha net sonuçlar elde etmeniz mümkün. Tabi OIS'in yani optik imaj sabitleyici özelliğin sadece net çekimler değil düşük ışıklı ortamlarda çok daha performanslı sonuçlar elde edebilmenize yardım ettiğini de söylemiş olayım. Daha önce 10x olan optik Zoom, maalesef bu sefer 5x olarak karşımızda. Rakip olan iPhone 15 Pro Max'in de yine 5x optik yakınlaştırmaya sahip olduğunu söylemiş olalım. Ama yazılımla beraber 100x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyoruz. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. Birazdan yapacağımız denemelerde zaten bunun nasıl ortaya çıktığını göstereceğim. Son olarak ön kameradan bahsedelim. Çözünürlük yine aynı 12 megapiksel. Diyafram açıklığı yine f2.2 ama Samsung'un hakkını teslim edelim. Bir önceki modele göre donanımsal olarak ciddi iyileştirmeler yapmasa da ön kamerada 4K 60 FPS video çekebilen ender Android cihazlardan bir tanesi olduğunu söylemiş olalım. Sadece ön kamerada biraz daha geniş açıya ihtiyacımız olduğunu paylaşmak istiyorum. Her ne kadar yazılım ile bu açıyı fotoğraf çekerken bir tık genişletebilsek de özellikle video çekerken ekranda biraz koca kafa olarak kaldığımı hissediyorum. O nedenle vlog çekecek kişiler bir selfie çubuk kullanırlarsa çok profesyonel sonuçlar elde edebilir. Şimdi dilerseniz ön kamerayla çektiğim örnek videoyu sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar bu da ön kamerayla 4K 60 FPS video kaydı. Şu anda Samsung'un diğer Android modellere göre en büyük avantajlarından bir tanesi ön kamerayla 4K 60 FPS video çekebilmesi. Biz de şu anda bu videoyu çekiyoruz. Tabi kolum baya uzakta ama yine de biraz yakından çekiyormuş gibi geliyor bana ama tabi sizin yorumunuz da önemli. İzlemiş olduğunuz ön kameranın video performansından sonra bu sefer bütün kameraların nasıl performans verdiğini anlatmanın vakti geldi arkadaşlar. Hiç merak etmeyin hangi fotoğrafı hangi ortamda çektik günlük hayatta nasıl bir sonuç ortaya çıkarttı bunları şiftilit farkıyla izleyeceksiniz. Ama öncesinde videomu beğenirseniz çok sevinirim emek verdiğimiz bir video oldu hazırsanız başlayalım. Geçelim yazılıma. Samsung Galaxy S24 Ultra'da ben bu videoyu çekerken çıkmış olan en güncel işletim sistemi yani Android 14 bulunuyor. Bu işletim sistemi üzerinde Samsung'un kendi geliştirdiği One UI 6.1 var. Tabi bu ara birim şu anda 6.1 ama ilerleyen zamanlarda güncellenecek. Bu arada One UI 6.1'in... Samsung Galaxy S23 Ultra'da da olduğunu söylemiş olalım. Peki bu yazılımın performanslı bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan donanım ne durumda? Nereye geldik? Tabii ki işlemci performansına geldik. Hazırsanız Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün Samsung'a özelleştirmiş olan sürümüne yakından bakalım. Samsung'un sahip olduğu bu işlemciyi diğer amiral gemisi Android telefonlarda kullanıyor ama en büyük fark biraz daha fazla performans için bu işlemcinin içinde bulunduğu platformda Samsung mühendisleri tarafından yapılan bazı iyileştirmelerin olması. Şimdi dilerseniz epey emek verdiğimiz testlere başlayalım çünkü bu testler için çok kısıtlı bir zamanımız vardı. O kısıtlı zamanda bütün Shift Elite ekibi yoğun bir şekilde çalıştı ve bu testleri ekranlarınıza getireceğiz. İzlemiş olduğunuz performans testlerinden sonra şunu söyleyebiliriz. S23 Ultra'ya göre epey ciddi iyileştirmeler var. Ama bunun günlük hayatta bize nasıl bir performans sunacağını tabii ki anlatabilmek için zaman ihtiyacımız var. O nedenle kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Çünkü bir UKT videosu gelecek. Uzun kullanım testi videosu gelecek. Orada bu işlemcinin bize nasıl kolaylık sağladığını S23 Ultra'dan nasıl daha fazla performans gösterdiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu arada bir ek bilgi vereyim hemen. Çünkü Samsung Galaxy S24 Ultra'da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi vardı ama aynı ailedeki diğer telefonlar yani Samsung Galaxy S24'ün kendisi Samsung Galaxy S24 Plus'ta maalesef Qualcomm'un işlemcisi yani Snapdragon yok ne var Samsung'un kendi tasarladığı Exynos işlemciler var. Tabii ki bu işlemcilerin olduğu modelleri daha detaylı bakmak isterseniz harika bir YouTube kanalımız var. Yeşil Robot. Orada Android dünyasına derinlemesine dalıyoruz. Çok detaylı videolar var. Onun linkini de videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Bu video bittikten sonra Samsung ailesinin en yeni kardeşlerine YouTube kanalımız Yeşil Robot'ta bakabileceksiniz. Şimdi de dilerseniz S24 Ultra'nın RAM ve depolama seçeneklerine bakalım. 12 GB RAM tüm seçeneklerde sabit ama depolama seçeneği farklı olabiliyor. 256 GB'tan başlıyor 512 GB ya da 1 terabayta kadar seçenekler var. Tabii bu seçeneklerin ciddi bir fiyat farkı olacağını da unutmayın. Samsung Galaxy S24 Ultra Depolama ünitesinde UFS 4.0 teknolojisine sahip olduğundan dolayı USB-C giriş üzerinden eğer hızlı bir kablo ve karşı tarafta da iyi bir SSD varsa yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirmeniz mümkün. Çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları aktarırken biz de epey iyi sonuçları gördük. O zaman veri transferi demişken artık kablosuz seçeneklere geçelim. Çünkü epey memnun olacağınız iyileştirmeler var. Bazı soru işaretleri de var ama genelde memnuniyet biraz üst tarafta. Samsung Galaxy S23 Ultra'da olmayan Wi-Fi 7 bu modelde yani S24 Ultra'da var. Her ne kadar evlerde ve iş yerlerinde Wi-Fi 7 imkanı ben bu videoyu çektiğim sıralarda çok popüler olmasa da zamanla ucuzlayan modem, routerlar sayesinde bu hızın tadını çıkarabileceğiz. Bununla beraber en güncel Bluetooth sürümünün 5.4 olduğunu söylemiş oldum ama Samsung Galaxy S24 Ultra'da Bluetooth 5.3 var. Şunu merak edebilirsiniz. Bütün amiral gemisi Android telefonlarda böyle mi? Hayır değil. Çünkü Xiaomi 14 Pro piyasada henüz yani Türkiye'de resmi olarak satın ama o telefonda Bluetooth 5.4 var. Bu arada Bluetooth 5.4 ile 5 arasında böyle ölümcül bir fark var mı? Yok ama yine de söylemiş olalım. Videonun sonlara doğru yaklaşırken artık aslında belki de en önce anlatmamız gereken özellikleri anlatma vakti geldi. Nedir bunlar? Yapay zeka deneyimleri. Çünkü hem işlemcinin kendisi hem Samsung'un yazılımıyla beraber yapay zekada gerçekten günlük hayatta bize faydası olacak, hadi ya bu nasıl yaptı diyebileceğimiz bazı deneyimler mevcut. Şimdi bunları anlatacağım. İlk deneyim çeviri üzerine olacak. Mesela yazılımlarında işte anında çevriyle kolayca iletişim kurabileceğiz bu sayede. Örnek olarak Instagram'ı kullandık. Nasıl sonuç verdiğine yakından baktık. tabi Almanca ve İngilizce denemeler yapmak zorunda kaldık çünkü Türkçe seçeneği yok ama yakın zamanda Samsung Türkiye ekibinin söylediğine göre bu seçenekte gelecek. Bir diğer özellik okuduğunuz web sayfasının özetini çıkartabilmesi. Shifteditnet'in üzerinde bir deneme yaptık. tabi zaman sorunu olanlar veya reklamlar arasında, galeriler arasında boğulmak istemeyenler için iyi bir özellik olabilir. Fotoğraf için kullanacağımız yapay zeka seçenekleri diğer yapay zeka özelliklerin önüne çıkabilir. Bunların ne anlama geldiğini göstereceğim. İlk deneyim arka planın tamamlanması olacak. Bazı yapay zeka uygulamaları bu özelliği ayrı ayrı platformlarda yapıyor ama S24 Ultra bu seçeneği ek bir uygulama olmadan telefon üzerinde gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka sayesinde yapabileceğimiz endiklerden biri de fotoğraftaki bir nesnenin yerini değiştirmek hatta büyütmek veya küçültmek. Bir süre sonra nasıl bir sonuç olduğunu görüyorsunuz. Gerçek şaşırıyoruz ama bu performansın zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de yapay zeka biz farkında olmadan çok fazla iyileştirme yapıyor. Hatta çekim esnasında bize bazı önerilerde de bulunuyor. Bu özellikler yazılım güncellemeleriyle ilerleyen zamanlarda daha da artabilir. Çünkü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 platformunda bulunan yapay zeka ünitesi gereken iş yüklerini hem performanslı hem de verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek donanıma sahip. O nedenle gelecek olan güncellemeler bu yapay zeka konusunda S24 Ultra'nın yeteneklerini çok daha ileri seviyeye taşıyabilir. Ama bana soracak olsanız en etkilendiğin özellik neydi? Şimdi S24 Ultra elinizde bir şeyin fotoğrafını çekeceksiniz. Daha fotoğrafa çekmeden basılı tutuyorsunuz ekrana. Basılı tutarken neyi merak ediyorsanız onun ne olduğunu varsa internette fiyatını hatta tek tıklamada da satın alma imkanı bizlere sunuyor. Bu oldukça ortamlarda konuşulacak bir özellik gibi duruyor. İzlemiş olduğunuz yapay zeka uygulamaları gerçekten çok hoş. Ama bana soracak olursanız yani şunu söylemek isterim. Üretken yapay zeka konusunda çok fazla bir şey göremedim. Hani üretken yapay zeka nedir? İşte chat GPT benzeri sistemlerden bahsediyorum. Ama buradaki eksiklik Google Asistan'la kısa sürede giderilecek gibi de duruyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz Samsung bu zamana kadar bana göre bir hata yaptı. Bixby üzerinde çok ısrar etti. Bixby, Bixby, Bixby ama artık Google Asistan tercih edilmiş durumda. Şimdi önümüzdeki dönemde de Google Asistan'ın özellikle üretken yapay zeka yetenekleri konusunda daha da donanım kazanmasıyla beraber orta ya S24 Ultra'da enteresan seçenekler çıkabilir. Geldik videonun sonuna. Sevgili dostlar Samsung Galaxy S24 Ultra ile ilk karşılaşma anımızda hissettiklerimizi ve bize verilen kısa süre içerisindeki deneyimleri hızlıca paylaşmaya çalıştık. Umarım anlatmış olduğum bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Yeşil Robot YouTube kanalımızda çok daha derinlemesine ailenin diğer üyeleri yani Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus ile ilgili çok daha detaylı videolar görebileceksiniz. Hepsi videonun açık kısmında mevcut. Şimdi bu saatten sonra sizin yorumlarınız çok önemli. Eğer bu telefon hakkındaki düşünceleriniz netleştiyse bu videodan sonra lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu telefonu satın almak isteyen kişiler her ne kadar bizim anlattığımız bu deneyimler kadar sizin yorumlarınıza da önem veriyor. O nedenle yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Yakında acayip videolar gelecek. Yani S24 Ultra ile S23 Ultra'nın farkı, S24 ailesindeki farklar, S24 ailesiyle iPhone arasındaki farklar ve aynı zamanda da S24 ailesiyle bu sefer rakipleri olan işte Xiaomi gibi Oppo gibi diğer amiral gemisi Android telefon markalarıyla da testleri, kıyaslamaları hepsini paylaşacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi yorumlarınızı çok merak ediyorum. Onları okuyacağım.